Sanırım yavaştan başlayabiliriz. Değerli konuklarımız, hepiniz hoş geldiniz. Ben organizasyon ekibinden Hisar Okulları 12. sınıf öğrencisi Deniz Uzun. Bugün burada biz Hisar Okulları Lisesi öğrencileri tarafından Women in Science projesi kapsamında düzenlenen konferans için toplandık. Öncelikle Sayın Genel Müdürümüz Profesör Doktor Güler Barbarosoğlu'nun bizim için konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Çok teşekkür ederim Denizciğim. Ben de öncelikle çok değerli konuşmacı katılımcılarımıza, misafir katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Berrin Hanım, Elif Hanım ve Zeynep Hanım çok teşekkür ederiz. Katılımınız bizim için çok değerliydi. Ve tabii bütün öğrencilerimizi kutluyorum böyle bir etkinlik düzenlediğiniz için. Bu etkinlik benim için özellikle çok önemli. Hayatımın çok uzun yıllarını yüksek öğretim sistemi içinde geçirdim. Ve o dönemde sürekli olarak kadınların eğitimin her kesimine daha çok dahil olması için, bilim dünyasında daha güvenli olması için ve daha yüksek düzeyde araştırma yapması için çalıştım. Dolayısıyla bu etkinlik benim için çok anlamlı ve çok değerli. Ellerinize sağlık diyorum. Tabii bilim dünyasında kadınların yeterince temsil edilmediği aşikar. Bu toplantıya gelmeden son istatistikler nedir acaba diye biraz bakındım. Ve Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 raporuna baktım. Acaba bilim dünyasında kadınların oranı artmış mı diye. Dünya Ekonomik Forumu'nun raporuna göre dünyada bilim camiasının üçte biri kadın. Yani üçte biri kadın ve kız öğrencilerin sadece üçte biri STEM konularına dahil oluyor. Ve de aslında STEM konularına girdiğimiz zaman biraz daha derinden baktığımız zaman mesela matematikte ve istatistikte tüm öğrencilerin sadece %5'i kız öğrenci. Yani bu tabloya bakınca biraz morali ancak ben tabii kendi hayat tecrübeme baktığım zaman son yıllarda çok büyük bir ivme kazanıldığını düşünüyorum. Akademik kariyerimin başında 90'lı yıllarda aslında içinde bulunduğum okulu Boğaziçi Üniversitesi'ni mukayese ederdim ve Boğaziçi sayılarının birbirine çok yakın olduğunu görürdüm ve dünyanın da öyle olduğumuzu zannederdim. Fakat tabii zaman içinde gerçek oran yıllar içinde üçte birlere kadar değişmekle beraber kadınların etkin olarak bilim dünyasında yer alması için dünya nedenler var, sosyolojik nedenler var, iktisadi nedenler var. Ama genelde bizim çok bu konuda bilinçli olmamız ve kadınları özendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ama şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Özellikle COVID'le mücadele yürütülen çalışmalarda ve bütünüyle tıbbi ve biyomedikal çalışmalarda kadınların rolü de son derece ön plana çıktı. Bunun da aslında son derece değerli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla gidecek yolumuz var, yapacak işimiz çok. Ancak gerçekten 30 yıla baktığım zaman önümüzdeki 30 yılda kadın erkek eşitliğini neden sağlamayalım diye düşünüyorum. Ve bugün dinleyeceğimiz bu üç muhteşem kadının konuşmasının da hepimize bu yönde ilham vereceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Denizciğim. Heyecanla konuşmaları duymak istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Konuya çok çok güzel bir giriş yapmış oldunuz aslında. Ben bir de İnovasyon Merkezi Koordinatörümüz Mahir Badem'e bize verdiği sonsuz destek için teşekkür etmek istiyorum.
Ve şimdi sözü bize projenin ilk gününden beri liderlik eden Hisar Lisesi Fen Bölümü Başkanımız sevgili Sevinç Erdoğmuş'a bırakıyorum. Teşekkür ederim İzciğim. Sayın Genel Müdürüm, değerli konuklarımız, konuşmacılarımız, sevgili öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerim, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Sizlere projemizin başlangıcı ile ilgili bazı bilgilendirmeler yapmak istiyorum ben öncelikle. Hayatımızın her alanında, özellikle bilim alanında tüm kadın ve kız çocuklarının söz sahibi olmasının tüm toplumların ortak bir hedefi olması gerektiğini düşünüyorum. Bu düşüncelerim doğrultusunda Ağustos 2019 yaz okulunda 11. sınıf öğrencilerimle kadınların bilim alanındaki çalışmalarının önemini öğrencilerimizi daha iyi kavratılması anlamında bazı çalışmalar yapabileceğimizi öğrencilerimle paylaştım. Beraberce neler yapılabileceğini konuştuk ve tartıştık. Beraber çalıştığımız bu grup ortaya attığım bu fikri gönülden benimseyip geliştirdiler ve bugüne getirdiler. Daha sonra 9 ve 10. sınıf öğrencilerimizi projeye dahil ettik. Önümüzdeki yılda projeyi bu yıl 11. sınıf olan öğrencilerimizin liderliğine devam etmeyi planlıyoruz. Yapılan bu çalışmaların gelecek yıllarda alt sınıflarda bulunan öğrencilerimize de çok güzel bir örnek olacağına inanıyorum. Bilimi destekleyen, yönlendiren bilim insanları ile birlikte olmak bana her zaman heyecan vermiştir. Bilim yaparken araştırmak, öğrenmek için olan heyecan, tutku gibi duyguların oluşmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben bir kimya öğretmeni ve fen bilimleri bölüm başkanı olarak öğrencilerimizi bilime yönlendirmenin, desteklemenin ve bu bağlamda vizyonlarını geliştirmenin görevim ve sorumluluğum olduğunu hissediyorum her zaman. Bu proje esnasında beraber çalıştığım öğrenci grubundaki her öğrencimi tek tek tebrik ediyorum. Gerçekten büyük bir emek verdiler. Bugün çok değerli bilim insanlarımızla beraber yapacağımız bu söyleşi projenin çok önemli bir basamağı. Keyifli ve faydalı bir söyleşi olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz Sevinç Hocam. Şimdi panele başlamadan önce bir de tüm organizasyon ekibi adına konuşmasını yapmak üzere arkadaşım Sera Göksal'ı sahneye davet ediyorum. Teşekkürler Deniz. Değerli öğrenciler, öğretmenlerim, katılımcılarımız, Sayın Zeynep Karagöz, Profesör Doktor Berin Tansel ve Doçent Doktor Elif Genceli Güner. Ben Sera Göksal, Hisar'da 12. sınıf öğrencisiyim ve bugün sizlerle Women Science Projesi'nin kurucu üyelerinden biri olarak konuşuyorum. 2019 yılında ben de dahil olmak üzere 8-11. sınıf öğrencisi Deniz, Ece, Yağmur, Gökçe, Arman, Iris, Tulhan ve ben kadınların STEM'deki rolü konusunda farkındalık yaratmak ve STEM kültürünü cinsiyetten bağımsız bir şekilde kız çocuklarına tanıtma misyonuyla yola çıktık. Kendimi STEM konularını esnek bir müfredat ve destekleyici bir ortamda öğrenebildiğimiz için inanılmaz derecede şanslı olsak da ne yazık ki bu Türkiye'deki birçok genç öğrenci için geçerli değil. Kendi araştırmalarımız ve deneyimlerimizin üzerinden öğrencilerin STEM'i bir hobi, bir tutku, akademik bir arayış, bir meslek ve bir girişim olarak içselleştirmelerinin gelecek nesil bilim insanlarına motivasyon vermede başlıca olduğunu fark ettik. Ekibimiz 2019 yılının Ağustos ayından itibaren STEM alanlarında kadınların katılımının önemi konusunda bilinçlendirme ve teşvik etme çabalarını Sevinç ve Mahir hocalarımızın ve Hisar İnovasyon Merkezi'nin sonsuz desteği ile sürdürdü. Bilim insanlarının temel özellikleri entelektüel yetenek, dayanıklılık, yaratıcılık, sıkı çalışma ve azimdir. Bunlar tıpkı erkekler gibi kadınların da eksiksiz sergileyebildikleri özelliklerdir. Özel bilim kitlerimiz ve bu konferans dizisinden oluşan projemiz aracılığıyla STEM'in erkeksi bir alan olarak etiketlenmesini ortadan kaldırmayı ve gelecek nesil STEM takipçilerinde bu özellikleri güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda İstanbul'daki öğrencilere dağıtmak için bilim kitleri oluşturmak ve öğrencilere yönelik bir Women in Science paneli düzenlemek için yaklaşık 1,5 yıldır çalışıyoruz. Başlangıçta 2020'nin ilkbaharı için planladığımız konferansı pandemi nedeniyle ertelemek ve bugün Zoom aracılığıyla yeniden düzenlemek zorunda kalsak da konferansımızdaki söyleşilerin öğrencileri motive etmesini ve STEM dünyasında kadınların karşılaştığı zorluklar hakkında yeni düşüncelere filiz vermesini umuyoruz. Bugün alanlarında engelleri başarıyla aşan ve kariyerlerinde fark yaratan 3 bilim kadınını burada dinleme şansımız olduğumuz için çok mutluyuz.
Bize kırmayıp katılan sayın konuşmacılarımız, kendi kariyerlerinde karşılaştıkları her türlü engele rağmen yol boyunca başkalarını cesaretlendirmek ve ilham vermek için hala zaman ve enerji bulan insanlar. Çok yönlü başarılarının ve hikayelerinin diğer birçok kız öğrenciye, araştırmacıya ve yenilikçiye kendi STEM yolculuklarını başlatma ve devam ettirme konusunda ilham vereceğini umuyorum. Onlar ve siz, değerli katılımcılar, kadınların potansiyelini ve başarılarını gölgelerden çıkarıp gelecek nesiller için modern bilimin merkezinde yer almasını sağlamaya yardımcı oluyorsunuz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim ve umarım hepimiz için çok verimli bir konferans olur. Teşekkürler. Sara, bu güzel konuşma için çok teşekkür ederim. Şimdi sözü panel moderatörümüz Ece Deniz Doğramacı'ya bırakıyorum. Açılış için teşekkürler Deniz. Ayrıca tekrardan hepinize de hoş geldiniz demek istiyorum. Panele geçmeden önce size birazcık ziyaretçi konuşmacılarımızdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Profesör Doktor Berin Tansel'den başlamak istiyorum. Doktor Berin Tansel, Florida International University'de Çevre Mühendisliği Profesörü, İnşaat ve Çevre Mühendisliği Departmanı'nın lisans programı direktörüdür. 1978 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. University of Wisconsin-Madison'dan Fulbright bursu alarak yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. Onun çalışma ve ilgi alanları su arıtma, zararlı ve endüstriyel atık yönetimi, sürdürülebilir çamur arıtma ve geri kazanımı, atık depolama süreçleri ve bırakma mekanizmalarıdır. Bu konular hakkında 200'den fazla profesyonel rapor ve makale yazmıştır. Profesör Doktor Berin Tansel, çevre mühendisliğine yaptığı katkılardan dolayı NASA Kennedy Uzay Merkezi'nden Technology Development and Application that Benefit the NASA KSC and Nation Through the Vision of Space 2021 bilim ödülüne layık görülmüştür. Tekrardan hoş geldiniz Berin Hocam. Sizi burada görmek bizim için mutluluk verici. Teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için. İkinci konuşmacımız da doçent doktor Elif Genceli Güner. İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü mezunudur ve Hollanda'da Delft Teknik Üniversitesi'nde doktora yapmıştır. Günümüzde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde doçent doktor olarak görev almaktadır. Kendisi aynı zamanda Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı Yardımcısıdır. 2013 yılında Avrupa'da Yılın Türk Kadını Ödülü Turkish Connection Platform Brussels Belçika 2013 ödülünü almıştır. Meridyanit ve Ernstbergite minerallerinin keşfiyle tanınmaktadır. 2007 yılında gerçekleştirdiği doktora çalışmaları sırasında magnezyum sülfat birleşiğinin 0 derece altında undekahidrat formunda kristalleştiğini keşfetti. Laboratuvar ortamında bu keşfinin doğal yollarla oluşup oluşmadığını anlamak için Antarktika buzullarında ve Hokkaido adasında magnezyum sülfat undekahidrat mineralinin varlığını araştırdı. Mineralini doğada da keşfettikten sonra çalışmaları ve araştırmaları uluslararası literatüre girmiştir. Elif Hocam, size de hoş geldiniz demek istiyorum tekrardan. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Son konuşmacımız ise Sayın Zeynep Karagöz. Zeynep Karagöz, 1999'da Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümünü bitirmiştir. İnteraktif uygulamalar ve 3D print konusunda uzmanlaşan bir ekip ile 2014 yılından beri Maker hareketine gönüllü destek vermektedir. Maker çocuk markasının kurucularından olan Zeynep Karagöz, kendi bir pro maker olarak tanınıyor. Zeynep Karagöz, Maker atölye çatısı altında Maker kültürünü yaymak ve geliştirmek için projeler ve eğitimler düzenlemektedir. El ve parmak deformasyonlu çocuklar için başlatılan Robot El Türkiye projesini şimdi bir sivil toplum kuruluşu olarak uygulamaya devam ediyor. Kişisel hayatında sosyal sorumluluk, katılımcı demokrasi ve yerel inisiyatiflere odaklanarak aktif görevler üstlenmektedir. Zeynep Hanım, size de geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım genel olarak konuşmacı profillerini size iyi bir şekilde anlatabilmişimdir. Eğer herhangi bir soru yoksa şu an panele geçebiliriz diye düşünüyorum. Panel şu şekilde olacak. Ben size zaten önceden gönderdiğimiz birkaç tane soru hazırladım ve bu sorular üzerinden teker teker ilerleyeceğiz. Ben bu size soruyu sorduktan sonra üzerine konuşmaya başlayabiliriz. İlk sorunuz da sizin için anlamlı olan, yapmaktan keyif aldığınız ve gurur duyduğunuz bir projenizden kısaca bahsedebilir misiniz? Sizi bu projede ne heyecanlandırdı? Berin Hocam, isterseniz sizden başlayalım.
Çok teşekkür ederim. Bu kadar hazırlanmış olmanız, bu kadar iyi işler yapabilmeniz ve böyle bir şeyi ortaya çıkartmanız beni çok mutlu etti. Sabahtan beri ağzım bir kulağımdan öbür kulağıma kadar büyüdü ve bu kadar özel kişilerin burada olması, bilhassa genel müdürünüz Gülay Hanım, Mahir Bey, Sevinç Hanım, daha önce de Sevinç Hanım ve Mahir Bey'le konuşmuştum. Bu kadar güzel, iyi bir görüşlü hocalarınızın olması, çok şanslısınız. Sizi gördükçe, bilhassa genç öğrencileri gördükçe gelecekten üzüntü duymuyorum. Geleceğe bakmaktan bekleyemiyorum sizi daha çalışma dünyasında görmekten. Soruya gelelim. Daha önceden pek çok projede çalıştım uzun zamandır. Ben de kimya mühendisiyim. Orta Doğu'dan mezun oldum bahsettiğiniz gibi. Şimdi çevre mühendisliğine kaydım uzun zamandır. Fulbright bursluya geldiğim zaman burs çevre mühendisliği üzerindeydi. Çok enteresan projelerle çalıştım. Kimya ve fizik, o konular insanı değişik yerlere götürüyor. Fakat en ilginç projelerden birisi, ilginçliği beni değişik yönlerde dünyaya açtı. NASA'da olan projemdi. NASA Kennedy Space Center buraya çok yakın, Miami'ye 4 saat arabayla. Orada 2 yıl çalıştım, özellikle yaz aylarında. Orada bu proje 10-12 yıl önce başlamıştı. Ben filtreler üzerine çalışıyordum. Yağlı suyu nasıl ayırabiliriz? O konuda bazı yazılarım vardı. NASA'ya müracaat ettim. Onların filtreler üzerine çalıştığını duyunca. Fakat projeyi bilmiyordum oraya gittiğim zaman. Oraya gittiğim zaman bana söylediler ki bu shuttle, füze uzaya gönderildiği zaman İçindeki astronotların suyu döndürülmüyor. Ne kadar su gerekiyorsa shuttle'ın içine, shuttle'ın yarısından çoğu, televizyonda gördüğünüz zaman yarısından çoğu su dolu. Shuttle büyük gibi gözüküyor ama küçük bir araç ve içi yarısından çoğu su dolu ve bu çok pahalıya mal oluyordu. Oraya gittiğim zaman bu suyu, astronotların artık suyunu tekrar içme suyu haline getirerekten bu suyun miktarını nasıl azaltabiliriz? Proje buydu. Ben filtre kısmında çalıştım. Uzayda enteresan olan şey gravity olmadığı için bir şeyi döndürdüğünüz zaman, spin ettiğiniz zaman sonsuza kadar dönmeye devam ediyor. Onun için sentrifüj tipi bazı teknolojiye yönük filtreleri geliştirmek istiyorlardı. Tabii projenin bütün projeyi bilmediğim için benim kısmım küçük bir kısımdı ve zamanla projenin ne kadar önemli bir proje olduğunu zamanla anladım. Enteresan olan şey, uzayda astronotların suyu çok konsantre, bizim artık suyumuza göre uzayda bir günlük İki kişilik astronotun bir günlük su ihtiyacı 11 litre. Dünyadaki hesaba göre 300 litre diye düşünüyoruz. Tabii uzayda çamaşır yıkanmıyor, bulaşık yok, çimenler sulanmıyor. Onun için su çok konsantre oluyor ve konsantre suyu tekrar içme suyu haline getirmek oldukça zor. Ve bunu bir dereceye kadar başardık ve O projenin önemi benim için önemi. Bir uzaya giden bir araçta çok küçük de olsa bir damgam var. O bana çok gurur veriyor. Benim yaptığım iş çok küçük bir şey ama gerekli olan bir şeydi. İkinci önemi de bana dünyayı açtı. Oradaki kişilerle yapılan konuşmalar, tanıdığım kişiler bana çok fazla ilerisi için çok yardımcı oldular. Bir şeyi severek ve yaptığınız zaman
herkes sizi seviyor. Önemli olan o işi yaparken zevk almanız ve onu herkese hissettirmeniz, bu olayın ne kadar heyecan verdiğini. Benim cevabım bu kadar bu soruya. Çok teşekkür ederiz Berin Hocam. Aslında sizin bu yaptıklarınızı hem işte uzaya gönderdiğiniz bu shuttle'da bir elinizin olması, bir katkınızın olması, ayrıca ya çevre mühendisliği zaten çoğumuzun da bildiği kadarıyla hani geleceğin aslında en önemli branşlarından biri ve bunu hani sizin bu konuda katkınız olması gerçekten çok gurur verici ve veriyor bize. O zaman isterseniz Elif Hocam sizden devam edelim. Sizin için anlamlı olan, yapmaktan keyif aldığınız, gurur duyduğunuz bir projeden bahsedebilir misiniz? Tabii Ececiğim, teşekkür ederim. Öncelikle değerli yöneticilerinize, öğretmenlerinize, bu organizasyonu düzenleyen tüm öğrencilere, burada katılan, yine dinleyici olarak katılan hocalarımız, öğrencilerimiz ve değerli velilerine çok teşekkür ederim. Gerçekten çok önemli bir farkındalık, çok şanslısınız. Ben de aslında bir kimya mühendisiyim. Bahsetmiş olduğunuz gibi basit bir kimya mühendisiyim diyelim. Mezun oldum. Ardından doktora yapmaya, yüksek lisansı ve doktora yapmaya karar verdikten sonra akademisyen olmayı düşünüyordum zaten. Bizim de bir aile geleneği böyle akademisyen devam etmek. O yüzden çocukluktan beri zaten bu yönde ilerlemek düşüncesiyle başlamıştım eğitim hayatıma da. Doktorayı da Avrupa'da, çok böyle Amerika'ya gitmeyeyim uzak olmasın gibi düşündüğüm için Avrupa'yı tercih ettim. Hollanda'ya gittim, Delft Teknik Üniversitesi'nde. Berin Hocam gibi ben de aslında su arıtmayla ilgileniyorum. Öteklik donma kristalizasyonu, Eutectic Freeze Crystallization diye yeni bir teknoloji geliştirdik orada. Ve bununla da aslında bazı ödüller aldım. Hollanda Ekonomi Bakanlığı'ndan almış oldum mesela. Yılın en başarılı çalışması, doktora çalışması ödülünü almıştım. Burada da zaten ileride de söylerim ama küçük bir anekdotum var. Bu ödülü alan ilk kadındım. Beni erkek olarak bekliyorlardı oraya. Çok şaşırmışlardı ödül töreninde. Karşılarında bir hanım. Çünkü hem enerji hem mühendislik dalında bir ödüldü. Ben bunları yaparken aslında böyle çok fazla gözümü kapamamıştım. Yani bir tasarım yapıyordum, fabrika tasarımı yapıyordum. Zor bir işti bu. Kadınların çalışma alanının birazcık dışında. Çünkü makine mühendisleriyle beraber çalışıyordum. Ve ben böyle hani bunun yanı sıra da küçük küçük danelerden bir şeyler çıkarmaya çalışıyordum. Yaptığım işte şeylerden bir tanesi, düşük sıcaklıkta ben kristalizasyon gerçekleştiriyorum. Ve bu düşük sıcaklıkta kristallerimin bir gün böyle yapıyordum olmadığını fark ettim. Aynı ortam şartlarında kristallendirmenin olmadığını fark ettiğimde, buradan bir şey çıkar mı acaba, ne olabilir falan, neden, sebebi nedir diye araştırmaya başladığımda, birden kendimi çok farklı bir yerlerde, Antarktika'da mineral keşfederken buldum. Bu yolda da kristal yapısını ilk önce bilinen bir kristal olduğu sanılan magnezyum sülfat, çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Magnezyum sülfatın düşük sıcaklık yapısının aslında o sıcaklık aralığında çok daha farklı bir yapıda olduğunu bulduktan sonra ben kendimi önce mineral buldum zannederek ortalığa çıktım. Sonra dediler ki yok, mineral değil, sadece kristal buldun demin Ece'nin dediği gibi. Hadi bunun mineral olması için de doğada bul. Böyle olunca da ben Antarktika buzulları, tabii soğuk denilince oraya gittim. Ve de oradaki, aslında Japonya'ya gittim. Japonya'daki Antarktika buzullarıyla çalıştım. Ve burada ilk mineralimi keşfettim. Meridianite. Aslında bu da Berin Hocam gibi. Meridianite'in ismi NASA'ya bağlı Mars'taki Meridian platosundan geliniyor. Çünkü oradaki örneklerin içerisinde magnezyum sülfat bulunmuş ve magnezyum sülfatın o ortamdaki yapısının işte magnezyum sülfat 11 hidrat olduğu de bulunmuş. Ben aslında ilk proposal'ımı, yani magnezyum sülfat 11 hidrat Meridianite'in proposal'ını NASA için çalışan Ron Peters diye Kanadalı bir hocayla beraber verdim. Çünkü aynı zamanda bulduk, NASA ile ortak yapmış gibi oldum ben bu çalışmayı. Sonra
Ben Hollanda Kraliyet Bursu'nu kazandım. Vemi Grant'ı aldım ve bununla da ikinci mineralimi keşfettim yine. Bu keşifler aslında yani kimsenin el atmadığı dallarda bir şeyler bulmak gerçekten beni çok heyecanlandıran ve de gurur demeyeyim. Yani bu gurur aslında sadece benim değil çünkü hem kadın olarak hem Türk olarak yurt dışında bir şeyler yapabilmek ve başarılara imza atmak tüm çevremle beraber benim de gurur duyduğum şeylerden bir tanesi. Bu kadar. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederiz Elif Hocam. Özellikle o anekdotunuz, hani beni erkek bekliyorlardı, sonra kadın olmam çok şaşırdı anekdotunuz açıkçası beni etkiledi. Hani aslında Women in Science konferansında da aradığımız şey bu, hani aslında insanların, hani bu kadınların, insanların artık kadın olduğuna şaşırmaması gerekiyor ve hani böyle durumlar olsa da bunlara bakıp aslında gelecekte ne yapabiliriz diye düşünmek hepimizin görevi bence. Peki Zeynep Hanım, siz de bahsedebilir misiniz? Sevdiğiniz bir projeden, keyif aldığınız, gurur duyduğunuz. Tabii. Burada ufak bir teşekkürlerimi ben de herkese sunduktan sonra farkımı hissettim. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Bu kadar bilim insanı içerisinde, teknik olarak ben bilim insanı değilim. Mimarlık tasarım bilimleri içerisinde sayılıyor. Yani tasarım fakülteleri içerisinde soruyor. Bence aslında tasarım ve bilimin bir araya geldiği bir meslek dalı. Uzun yıllar mimarlık yaptım ama burada bahsetmek istediğim proje ve benim kariyerimin evrilmesinde çok büyük etkisi olan proje Robotel. Ben bir teknoloji kullanıcısıyım. Kullanıcısıydım. Ondan sonra da bu teknolojinin Türkiye'de bazılarının öncüleri arasında yer alan bir ekibin içinde bulunma şansına sahip oldum ve bunları insanlara aktarmaya başladım. Biraz daha bütün bu işte bilim, teknoloji, sanat, insan kümeciklerinin birleştiği noktada duruyorum. Multidisiplinerliğe inanıyorum. Aynı anda çok şey yapmayı seviyorum. Robotel'de de aslında projenin koordinasyon, iletişim ve dernek başkanlığını yapıyorum. Robotel nedir? Sen girişte bir başta bahsettin ama projenin neden beni heyecanlandırdığını biraz oluşum hikayesi ifade ediyor. Robotel aslında bir teknolojinin insan hayatına dokunmasına çok güzel bir örnek, çok güzel bir maker örneği diye bahsediyoruz. Biz ekip olarak çeşitli teknolojileri tasarım alanlarında kullanırken, bunların içinde yazılımlar, iç boyutlu yazıcılar, interaktif uygulamalar, ekranlar gibi pek çok araç vardı. Üç boyutlu yazıcıların insan hayatına ne kadar farklı bir etki yaratacağını göstermek için proje bakıyorduk. Türkiye'de ilk üç boyutlu yazıcı kullanan, yapan, savunucusu olan ekibin içinde yer aldığım için hep beraber işte üç boyutlu yazıcı, devrimsel bir teknoloji, kişiye özel üretim, hayatımızı değiştirecek diye savunuyoruz. Fakat o dönem özellikle ne basıyorsunuz, ne hayatımızı değiştirecek dediği, herkesin de cep telefonu kılıfı ve oyuncak var. Dolayısıyla hayatımızı bu kadar değiştirebileceğini savunmak biraz zor oluyordu. Ve gerçekten anlamlı bir proje yapma peşinde araştırma yaptık ve 2013 yılı sonu 2014'te Enable the Future diye bir ekiple tanıştık ve onlar sayesinde açık kaynaklı tasarımla eli ve parmağı olmayan, el ve parmak deformasyonu olan çocuklara yapılmış mekanik ellerle tanıştık ve bu ellerin üç boyutlu yazıcıdan yapılabiliyor olduğunu fark ettik. Enable the Future, biz tanıştığımız dönemde aynı farkındalığı çok yakın zamanda yaşamış bir sosyal medya grubundan ibaretti. 500 kişiydi. Bu açık kaynak tasarımları bulmuş Amerika'da, Güney Afrika'da, Brezilya'da, İngiltere'de, Avustralya'da birkaç kişi. Demişler ki ya bizim üç boyutlu yazıcımız
var. İnsanların buna ihtiyacı var. Tasarım becerilerimiz var. Neden imkanlarımızı, elimizdekileri bu insanlara faydalı olmak için kullanmayalım diye bir Google Plus grubu kurmuşlardı. İçine girdikçe hayran olduk ve dedik ki hem zaten açık kaynak tasarım ve açık kaynak bilgiye inanan bir ekip olarak dünyayı kurtaracak fikirlerden buralardan çıkacağına inanarak dedik ki biz de bu işin bir parçası olmalıyız. İlk önce işte üç boyutlu yazıcının kişiye özel üretim avantajını kullanarak bu ellerin ilk test üretimlerini yaptık. Ondan sonra da 18 yaşında o zamanlar 2014'te 18 yaşında olan Mehmet Ali Toprak diye matbaada 4 parmağını kaybetmiş bir kardeşimize ilk robot elimizi yaptık. Aslında hikayenin detayını daha sonra da konuşabiliriz veya benim TED konuşmamı hatta Hisar Okulları'ndaki TED konuşmamı izleyebilir arkadaşlar YouTube'dan. Hikayenin detaylı bir süreci var ama nihayetinde biz elimizi taşın altına koyup bize vakalar geldikçe bu elleri kişiye özel üretim şeklinde gönüllü olarak yapmaya başladık. Bugün hala en gurur duyduğum proje 2017 yılında bir sivil toplum örgütü haline geldi. Robotel Derneği oldu ve ben derneğin başkanlığını ve iletişim süreçlerini idare ediyorum. Hakikaten de yapmaktan ve çocuklara robotel taktığımızda onların gözlerindeki neşeyi, parlaklığı görmekten çok gurur duyuyorum. Büyük bir ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Her şey ekip işi çünkü. Buna inanılmaz inanıyorum gönülden. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Aslında dediğiniz gibi multidisipliner bilime inanıyorum demiştiniz ve aslında bu hani Women's Science konferansıyla alakalı. Çünkü biz burada sadece bilim değil, aslında kadınların toplumdaki rolünden de bahsediyoruz ve bu ya aynen dediğiniz gibi sadece bu yaptığımız bilim projeleriyle değil, sosyal sorumluluk konusuyla da alakalı ve bu perspektif aslında sizi almak bizim için çok değerli. Çok teşekkür ederiz. Bir de ben bu soruyla da alakalı olarak devam etmek istiyorum. Bu projede veya kariyeriniz boyunca başka bir noktada cinsiyetin sebebiyle dışlandığınız veya kabul edilmediğiniz bir durumla karşılaştınız mı? Berin Hocam, isterseniz sizle başlayalım. Burada İngilizce söylemek istiyorum bunu, burasını. All the time. Her zaman. Her zaman. Ama hayat her gün günlük güneşlik değil. Yağmurlu hava günler var, karlı günler var. Yağmurlu günler ve karlı günler olduğu zaman gülüp geçeceksiniz. Bugün de böyleymiş diyeceksiniz. Bu çeşit olaylar olduğu zaman artık bu yaşta bu kadar tecrübeli olunca eskisi kadar hissetmiyorum. Çünkü eskiden cevap vermiyordum veya bu da böyleymiş diyordum. Şimdi gülüyorum ve soru soruyorum ve açıklamalarını istiyorum veya birisine olan olayı, rahatsız olduğumu birisine anlatıyorum ve olay belli bir yerde kalmadığı zaman herkes rahatsız oluyor. Olayın doğru olmadığını ve birisini rahatsız ettiğini. Çünkü artık zaman değişti. Şimdi en ufak bir şey olsa hemen Facebook'ta, Twitter'da, kayıtta ve herkes olay elden çıkacak diye çok korkuyor ve herkes biraz daha dikkatli konuşuyor. Biraz daha karşısındaki insanı rahatsız etmemeye çalışıyor. Çünkü o çıktığı zaman herkes biliyor. Bu, siz daha iyi bir zamanda yaşıyorsunuz belki. Hem iyi hem kötü bir bakıma. Çünkü ben de dikkatli olmak zorundayım. Ben de ağzıma gelen her şeyi istediğim gibi söyleyemiyorum ve soruyu sormuyorum. Eskiden bir şey beni rahatsız ettiği zaman üzerine gitmiyordum. Şimdi üzerine gidiyorum bazen ki benden sonraki kişi aynı tecrübeyi yaşamasın diye. Önemli olan ufak tefek şeyler olduğu zaman onları kafamızda tutup kendimizi ağırlaştırmamak. Çünkü bir şey sizi rahatsız ediyorsa onu kafanızda tutmak sizi yavaş yavaş körleştiriyor.
Onun için olan şeylere ben artık öyle bir noktaya geldim ki gülüp geçiyorum ve herhangi bir şey olduğu zaman beni rahatsız edecek olan kişi değişik toplantılarda o kişiyi gördüğüm zaman sen bana bunu demiştin bu sefer aynı şeyi söyleme diye hatırlatıyorum şaka yollu ve onu devamlı hatırlatıyorum ve hoş bir durum olmuyor tabii. Ben gülüyorum bu sefer herkes öyle mi niye falan diye öyle bir konuşma geçiyor. Yani olayı masayı ters çevirmek mümkün olabiliyor artık ve düşünceler değişti. Yalnızca bayanlar için, kadınlar için değil bu çeşit şeyler, değişik gruplar için de ve ufak bir şey olduğu zaman, dışlama tipi bir şey olduğu zaman pek çok kişi rahatsız oluyor. Çünkü bugün bana olan bir şey, yarın başka birisine, o düşünce tarzı öyle olduğu için o bazı insanları belli bir yaştan sonra tabii değiştirmek mümkün değil. Ama düşünce tarzı olduğumuz yer zamanla değişiyor. Ben hatırlıyorum laboratuvarlarda o bir laboratuvara bayan giremez. Tuvalet yok, bayan tuvaleti yok. Ufak tefek öyle olaylar oldu. Bu laboratuvarda sen nereye gideceksin? Ben öbür binaya gideceğim veya siz dışarıda bekleyin ben kullandığım zaman her şeyin çözümü var. Ufak tefek böyle sebepler olduğu zaman bu sebeple mi beni durduruyorsunuz? Yani gayet komik sebeplerle ve o kadar o çeşit sebebin sebep olmadığını göstermek lazım. Tabii bu olaylar kolay değil ve bunu güler yüzle yapmanız gerekiyor. Şaka yollu yapmanız gerekiyor ki böyle bir gereğin olduğunu herkes anlasın. Benim cevabım bu kadar bu soruya. Teşekkürler Berin Hocam. Aslında bahsettiğiniz şey bu rahatsızlıkları hani insanların yüzüne gösterme. Hani sen bana böyle bir şey dedin. Her ne kadar şaka yoluyla olsa da ben işe yaradığını düşünüyorum. Zaten şeyden bahsettiniz. Jenerasyonlar zaten geldikçe ilerliyor ve kadınların bilimdeki yeri daha da çok belli oluyor. Ve umarım böyle olmaya da devam eder. Peki Zeynep Hanım, sizin bunun hakkında bir anınız var mı? Bu eşitsizlikleri ne kadar dışlandınız veya kabul edilmediğiniz bir durumla karşılaştınız mı? Bir kadın girişimcilik programında ilk bu soruyla karşılaştığım zaman çok derin düşünmek zorunda kaldım. Çünkü pek yok. Az var. Diğer yani bilim insanlarına oranla daha az var. Benim bulunduğum alanlarda mimarlıkta, tasarımda oldukça fazla kadın var. Ve yönetim aşamasında, organizasyon aşamasında da oldukça fazla sayıda var. Fakat karşılaştığım zamanlar genelde dikkat ettiğim ve düşününce geriye baktığımda kamuda oldu. Yani ne zaman işimiz devlete veya herhangi bir kamu kuruluşuna düşse benim karşıma çıktıkları zaman ekipte bir erkek aradıklarını fark ettim bir noktada. Daha doğrusu eğer ekipte sadece ben varsam lider olarak çok sorun yine yaşamadım ama biz üç ortağız. Hem Robotel'de hem Maker Çocuk'ta hem Maker Atölye'de. Diğer iki ortağım eşim ve arkadaşımız Hakan. İki erkek bir kadın. Mesela bakanlıkta bir çalıştaya çağrıldığımızda konuşmacı bendim. Ama Hakan'a soru soruyorlar. Yani teknik adam o. Yani o biliyor diye. Öyle bir varsayım var. Öyle bir ön yargı var. Bununla baş etme yöntemim benim görmezden gelmek, üstüne gitmek. Ama çok şanslıydım. Bir kere ekip arkadaşlarım beni çok destekleyen ve hiç öyle bu konuda ön yargıları destek veren veya işte eşitsizliğe sebep olacak herhangi bir ortamda geride durup öne çıkmama izin veren arkadaşlardı her zaman. Ben öyle bir soru sorulduğunda atlayıp ben cevap veriyordum. Biliyorsam, eğer bilmiyorsam hakikaten onların cevaplaması gereken bir konuysa moderasyonunu yaparak onlara cevap vermesini, Hakan'a
lütfen veya işte Serdar sen cevap verir misin şeklinde söz hakkının eşit olduğunu, dengelerin eşit olduğunu özellikle böyle gözlerine soka soka ifade etmeye çalıştım. Biraz benim körlüğüm de söz konusu. Bunun avantaj olarak yani pozitif anlamda söylüyorum. Ben bir kız okulu mezunuyum. Üsküdar Amerikan mezunuyum ve bunun artıları eksileri var, avantajları dezavantajları var tek seks bir okulda okumanın. Artılarından bir tanesi hiçbir zaman bir özgüven sorunu yaşamadık kadınlar kızlar olarak. Yani testosteron olmayan bir okulda büyümenin herhangi bir bullying, zorbalık, ezilme vesaire gibi bir durumla karşılaşmama özgüven ve yapısal gelişmesinin sonucu olarak hiçbir zaman ikinci sınıf muamele veya davranış hissetmedim etrafımda. Hissettiğim zaman da bunu bir yapısal sorun olarak görmeyip o anlık bir anında tepkisel bir cevapla çözmeye çalıştım. Hep çözüm odaklı oldum. Dolayısıyla aslında çok diğer özellikle laboratuvarlarda erken egemen ortamlarda çok da bulunmadığım için biraz da böyle bir geçmişten geldiğim için çok büyük problem yaşamadım ama dediğim gibi en çok kamuda yaşadım. Orada da zamanla çözülüyor. Biraz böyle sizin erkinizi, yetkinliğinizi, becerinizi, söz sahibi olduğunuzu gözlerine soka soka biraz sopayla döve döve oluyor açıkçası. Çok teşekkürler Zeynep Hanım. Aslında şey konusunda haklısınız. Bu hani her zaman bir erkeğin hem kadınlar olsun hem erkekler olsun bu ne yazık ki hepimizin içinde var ama insanların dediğiniz gibi gözüne sokarak, yüzüne vurarak bunu artık yavaşça azaltmaya başlıyoruz. Tabii bu öncelikle kendimiz hani kendi içimizde farkında olmamızı ve birazcık daha bu sizin dediğiniz gibi o moderasyonu yapmak, liderliği belli etmekten geçiyor. Tabii işimiz erkeklerden daha zor olsa da bu farkındalık sayesinde bence iyiye gidiyoruz diyebilirim. Peki Elif Hocam siz bahsetmek ister misiniz? Bu cinsiyetin sebebiyle dışlandığınız durumlar var mı? Aklınıza gelen bir durum? Ben de hocalarım gibi aslında şöyle ben de lise eğitimim sırasında böyle bir şey hissetmemiştim. Üniversitede de kimya mühendisliğinde olduğumuz için biz %50-%50'ydik. Oranımız %50 kız %50 erkek olduğumuz için böyle bir öne çıkan bir cinsiyet kimya mühendisliği bölümünde görmedim. Ancak ben ilk bunun erkek egemen bir toplum içine mezun olunca girdiğimi anladığım an stajımdı. Paşabahçe'de yaptım. İlk stajımı atölye stajıydı. Paşabahçe'nin klasik o eski binasında Boğaz'daki orada yapıyordum. Ve de Berin hocamızın dediği gibi tuvalet yoktu. Yani fabrikaya bir kadın tuvaleti yapılmamıştı. Beni önce bir kabul etmek istemediler oraya. Sonra yönetim binasında ama yönetim binası da fabrikanın çok uzağında olan bir yerde. İşte oraya yönlendirdiler. Sizi çizim atölyesine alalım falan dediler. Ben ama o zorlukların karşısında yine de direnip 30 gün boyunca stajımı orada yapmıştım. İlk gördüğüm yani erkek bir egemen toplumun içine ben mezun olunca gireceğim anlayışı benim o birinci sınıfın stajında oldu. Ayrından mezun olduktan sonra da hani araştırma görevlisi ya da Türkiye'deki yüksek lisans falan bu durumlarda da yine hissetmeme rağmen yine biraz hani uluslararası bir örnek de olsun Hollanda'ya gittim. Hollanda Makine Fakültesi'ne gittiğimde ben böyle cumburlop tek başıma bir kadın olarak şeyin içine daldım. Doktor öğrencisi 3 kişiydik kadın olarak ve de bizler sayımız oldukça azdı. Ve de hem bilgimiz sorgulanıyordu hem de cinsiyetimiz yani bilgimiz cinsiyetimizle beraber sorgulanırken bir de aynı zamanda fiziksel olarak da biz ufak tefek olduğumuz için tabii Türkler Hollandalıların yanında Avrupa'nın en yüksek boy ortalamasına sahip ırkının yanında bayağı bir küçük kalıyor. Ben de Türkiye'deyken topuklu ayakkabılar falan böyle hani daha bir dikkat ederdim. Bir baktım ne yaparsam yapayım hani ortalamanın üstüne çıkamıyorum. Ben de tamam dedim. Hiç onlar gibi olmaya başladım.
Ve de ben onu aslında avantaja çevirdim. Çünkü bir küçük bir ölçekte bir plant tasarımı yaptım. Bir fabrika, küçük bir ölçekte fabrika tasarımı yaptım. Ve orada çalışanlar için de gerçekten bana hani en küçük kızsın, en büyük plantle en küçük kızsın diyorlardı. Çünkü üstte benim tırmanmam gerekiyordu, pompayı değiştirmem, boruyu takmam, işte kontrol ünitesini yapmam gerekiyor, pek çok şey yapmam gerekiyordu. Ama fiziksel olarak bazen yetemediğim anlarda beni orada böyle şeyimle yardıma ihtiyacım olduğunu görünce de hakikaten hepsi dört elle sarılıyorlardı. Ben yani o açıdan çalışma hayatımda onu güzel iletişimle, işte güler yüzle, dediğim gibi hani sohbetle, şeyle ve de bilgimizle. Tabii ki bilgi çok önemli. Yani onun kişilerin size saygı duyması gerekiyor. Ve bildiğinizi, hakikaten yaptığınızda vakıf olduğunuzu biliyorlarsa dört elle size yardımcı oluyorlar. En büyük hazimeti de, yani şokumu da Japonya'da uğradım. Çünkü Japonya'da büyük bir hiyerarşi var. Ve o hiyerarşi sadece cinsiyette değil, aslında insan yaşamında da çok fazla var. Ve orada mesela ben gittiğim yerde rektör yardımcısıydı Profesör Hondo. Aynı zamanda bizim enstitümüzün başkanıydı. Benim direkt kendisiyle doktor öğrencisi olarak konuşmamın imkanı yoktu. Yani aynı masada oturuyoruz. Ben önce kendi seviyemdeki doktor öğrencisine soruyu soruyorum. Sonra o şey yapıyor, işte bir üstüne, bir üstüne, bir üstüne. Yani böyle bir masanın tamamını dönüyor benim sorum Japonca olarak. Hoca da bir tek evet ya da hayır diyor. O döngüden geri geliyor bana sorumun cevabı. Dediğim gibi ya, orada da ama ben ne yaptım? Bir hafta sonra, kaldıktan bir hafta sonra kendimi onlara ifade ederek, ben onların kültürüne çok saygı duyduğumu göstererek kendimi de onlara ifade etmeye çalıştım. Zaten en sonunda da öyle güzel bir iletişim kurduk ki benim doktora tez jürime Profesör Hondo Hollanda'ya gelmişti. O da benim jüri üyelerimden bir tanesiydi. Kendi isteğiyle geldi, çok sevdiği için. Kadın olmanın üstünü ben orada aslında iletişimimle engellemiştim. O yüzden de burada. Ama çalışma hayatında bir de Hollanda'da ben akademik kadroya atandıktan sonra orada da belli bir zaman sonra bir hoca bana dedi ki, sen dedi maaşını konuştun mu dedi. Ben de yok, konuşmadım dedi. Ne kadar alıyorsun? İşte söyledim. Dedi ki bu dedi az dedi. Git konuş dedi. Kadın olduğun için yapıyorlardır dedi. Ben çok şaşırdım. Gittim ve maaşımla ilgili onlarla konuştum, personelle. Benim maaşımı yükselttiler. Ve bunun yapıldığını, yani ayrımcılıktan dolayı yapıldığını ben orada duymuştum ve çok şaşırmıştım. Ama dünyada da bu tarz uygulamaların olduğunu gördüm, yani yaşayarak gördüm. Olabiliyor ve gerçekten Berin Hocam'ın da dediği gibi iletişim çok önemli. Yani iletişim, hiç arkasına şey yapmayacaksınız, böyle sineye çekmeyeceksiniz aslında bu şeyleri. Ama güler yüzle ve konuşarak iletişimi sağlamak, sizin onun olayın farkında olduğunuzu bilmek çok çok önemli. Üstesinden gelmeniz de %99 yarıyor, işe yarıyor. Benim de söyleyeceklerim bu kadar Ececiğim. Teşekkürler Elif Hocam. Aslında çok önemli bir konuya değindiniz. Kadın ve erkekler arasındaki o maaş, maaş farklılıkları aslında şu anki en önemli konulardan biri ve hala tartışılan bir konu işte. Hani gerçekten böyle bir durum var mı diyen bazı işte septikler olsa da bu böyle bir durumun olduğunu zaten sizden şu anda duymuş olduk. Aynı zamanda farklı ülkelerdeki kültürlerin hani farklılıklarını da sizden duymak çok iyi oldu. Mesela sanırım benim bulduğum bir istatistiğe göre Delft Üniversitesi %80 erkeklerden oluşuyor. Bu beni aslında şaşırtan bir istatistikti. Çünkü hani Hollanda en cinsiyet eşitliğinin olduğu ülkelerden diye düşünüyoruz ama bazı ön yargıları kırmak daha uzun sürüyor. Ama bu durumda hepimizin böyle efor sarf etmesi beni de çok mutlu ediyor. Bu sorudan sonra da birazcık daha farklı bir kısma geçmek istiyorum. Birazcık daha eğitim kısmına değinmek istiyorum Women in Science'ın. Sizce okullarda çocukların STEM müfredatında hangi ilkelere öncelik verilmelidir? Kadınlar gibi özellikle bilim alanlarında daha az temsil eden gruplar nasıl bilime doğru teşvik edilebilir?
Elif Hocam sizden yine devam edebiliriz isterseniz. Tabii Ececiğim. Evet, nasıl, evet, neler yapılmalı aslında, değil mi? Sorun bu şekilde. Neler yapılabilir? Bir kere özgüvenli kişiler yetiştirilmesi gerekiyor. Yani kendinden emin, yaptığını bilen özgüvenli kişilerin yetişmesi bu konuda en önemli şeylerden bir tanesi. Problem çözme yeteneğinin çok iyi olması gerekiyor o kişinin. Problemi çözmek, yani aslında o problemi görmek ve problemi algılayabilmek. Bunu da yapabilmek için çok fazla örneklerle çalışması gerekiyor o kişinin ve de yani basit düşünebilmesi, zamanını çok verimli kullanabilmesi, bunların her birisi ona artılar kazandıracak şeylerden bir tanesi. Taklit değil, kesinlikle kendi özgün fikirlerini ortaya atmalı, tasarımlarını da bu şekilde yapmalı diye düşünüyorum ben Ececiğim. Soruyu yanlış anlamadım değil mi ben? Yok yok, doğru anladınız. Evet, tamam. Soruyu yanlış mı anladım? Bir de iki konuya minicik bir şey söyleyeceğim. Gaziantep Üniversitesi'ndeki araştırmadan bahsetmiştin. Ben de buna çok şaşırdım ama benim kızım anaokuluna gitme şansına sahip oldu Hollanda'da. Ve de anaokulunda, Hollanda biliyorsunuz çok böyle organizasyon ve dünyayı yöneten ülkelerden bir tanesi. 2 yaşındayken bile kızıma şeyler veriyorlardı. İşte gün içinde yapacaklarının resimlerini veriyorlardı. Yemek yiyeceğim, uyuyacağım, oyun oynayacağım, şu oyun oynayacağım, bu oyun oynayacağım. Böyle resimleri var ve panosu vardı Ela'nın. Gidip o panoyu kendisi saat bazında 2 yaşındayken yapıyordu. Bugün bunları yapacağım diye. Şimdi organizasyon şeysi orada. Ama Ela'dan birkaç yaş büyük yine arkadaşımın kızı eve gelip şey demi. Ben anneciğim ileride öğretmen olacağım ya da sağlık sektöründe çalışacağım. Kızım hayır, sen mühendis de olabilirsin. Yok yok, ona, o erkeklere göreymiş anne. Böyle bir yönlendirme var onayla. Bizde yok ama. Bizde biz bunu hissederek büyümedik en azından. Ya da benim bilmiyorum, ben o jenerasyonda mıydım bilmiyorum. Hani belli bölgelerde belki olabilir ama biz onu hissetmeyen ekip gruptuk. Ama Avrupa'nın genelinde böyle bir orta çağ zihniyetiyle kadın, yani mühendisliği erkeklerin castle'ı, kalesi gibi görüp kadınları çok fazla içlerine almaktan çekiniyorlar. Öyle diyeyim. Onu da ben de yaşayarak görmüştüm. Evet. Teşekkür ederim. Aslında zaten hani bu eğitim sorusunu size bu yüzden sordum. Hani işte Türkiye'de ne farklılıklar var, Avrupa'da ne farklılıklar var. Bunları görmek de bizim için aslında çok önemli bir şey. Bu hani aslında cinsiyet eşitliğinin ne kadar yüksek olduğunu düşünsek de bazı kısımlarda bu hani eğitimde aslında böyle şeylerin çocuklara dayatıldığını görebiliyoruz. Berin Hocam, sizden devam edelim isterseniz. Size de aynı soruyu. Tabii memnuniyetle. Az çok hepimiz, Zeynep Hanım ve Elif Hanım, az çok aynı tecrübelerden geçmişiz. Ben de bu dışlama olayını Türkiye'deyken, üniversitedeyken hissetmedim. Lisede hissetmedim. Amerika'ya geldiğim zaman hissettim olayların biraz daha farklı olduğunu. Ama burada da benim tecrübem bazı tavsiyelerde bulunacağım. Önemli olan çekingen olmamak ve sessiz durmamak. Bir şey aklınızdaysa, sizin aklınızdaki fikir herkesteki fikirden daha iyi. Onu bilmeniz lazım. Onu bilmemiz lazım. Ay, o kadar belki herkes gülecek, belki doğru değil. Herkes böyle, bilhassa kız talebeler benim sınıfımda öyle düşünüyor. Şimdi aptalca bir soru soracağım. Soru, sizin aklınızdaki şey herkesin aklında aynı soru var. Ama kim birinci olarak o soruyu sorarsa, çekinmeden, yüksek sesle, kendinizi göstererekten, ben de bilmiyorum Elif Hanım ne kadar uzun boylu, ben de kısa boyluyum. Sınıfta talebelerin arasında kaybolup gidiyorum. Ve bir şey söyleyeceğim, ben üniversiteye geldiğim zaman ilk kadın mühendisliğe beni, eşimi işe almışlardı. Sonra beni işe aldılar eşimle birlikte. Bana verilen sınıfta küçük bir cam vardı sınıfın kapısında. Ben kadın hoca olarak ufak tefek, sınıfta herkes benden daha büyük ve orada tahtanın önünde duruyorum.
herkes kapıdan şöyle bir camdan, o küçük camdan bakardı ders boyunca. Ders boyunca bu olay, şimdi artık öyle değil, başka kadınlar da var ortada. Ama orada böyle sanki uzaydan gelmiş birisiyim gibi herkes bana böyle acayip bir şekilde bakardı. Tavsiyelerime geçiyorum. Birincisi çekingen olmamak, ikincisi güvenli olmak, kendinize güveniniz olacak. Herkesin kendine güveni yok, onu biliyorum. Ama kendinizi güvensiz gibi göstermeyeceksiniz. Güvensizseniz onu sanki güvenli olmuş gibi ortaya çıkacaksınız. Böyle aman arkaya oturayım, yanda kalayım, aman ortalıkta benim göze çarpmayayım diye düşünmeyeceksiniz. Bir yere gittiğiniz zaman göze çarpmak önemli olan bir şey. Ve bazı şeyleri, bazı soruları başkalarına göre daha iyi bir şekilde kadınlar dillendirebiliyor. Daha bir, yani bu kadınların özelliği belki. Bu Mahir Bey, sizden özür diliyorum burada. Ama kadınlar bazı şeyleri daha iyi belki proses edip daha iyi bir şekilde kısa bir soruyla daha pointed bir şekilde sorabiliyorlar. Üçüncü tavsiyem networking. Burada networking diyorlar. Başkalarını tanımak ve ne kadar çok insan tanıyorsanız, şimdi bu insan beni tanımıyor, nasıl kendimi tanıtacağım, beni bilmeyecek, benimle konuşmayacak demeyeceksiniz. Telefonu açacaksınız, e-mail ile göndereceksiniz, ben şuyum. Bu konuda tavsiyeniz ne? Ne yapmam lazım? Çünkü herkes tavsiye vermekten çok hoşlanıyor. Ve birisine onun fikrini sorduğunuz zaman ona saygı gösterdiğinizi düşünüyor. Onun için bu konuda çekingen davranmamak lazım. Bir konuyla kim araştırma mı yapıyorsunuz? O konuda araştırmayı en iyi yapan kimse, ona cevap yazacaksınız. En meşgul kimse. Meşgul insanlar cevap veriyor. Ben kendi üniversitemden bahsedeyim. Ben president'a e-mail gönderdiğim zaman 5 dakika içinde cevap geliyor. Üniversite president'a. Kendi talebeme e-mail gönderdiğim zaman ertesi gün cevap geliyor. Meşgul insanlar size cevap. Onun için aman bu çok meşgul, rahatsız etmeyeyim diye düşünmeyeceksiniz. Bilhassa o insanlara gideceksiniz ve o insanlarla bir diyaloğunuz olacak. Başka bir konu, hislerinizle hareket etmeyeceksiniz. Bilhassa bayanlar kızıyorlar, küsüyorlar. Bir daha bununla konuşmayacağım, bir daha yüzünü, öyle bir şey yok. Hiçbir şey olmamış gibi ertesi gün tekrar günaydın, nasılsınız? Sizi gördüğüme çok memnun oldum diyerekten devam edeceksiniz. Küsmek ve kızmak diye bir şey yok. Bunu erkekler daha iyi yapıyor. Bayanlar biraz küsüyor, konuşmuyor ve gülerekten sanki hiçbir şey yokmuş gibi tekrar ertesi gün birisini kızdığınız zaman kapısını nasılsınız, size bir merhaba demeden geçmek istemedim, inşallah iyi bir gün geçirirsiniz demek, o bütün her şeyi ortadan kaldırıyor, bütün kızgınlığı. Kızmak ve küsmek diye bir şey yok. Ve ne olursa olsun, aklınızda bir şey varsa, bir hedef, ne olursa olsun yolun karşınıza bir sürü engeller çıkacak. O hedefi kaybetmeyeceksiniz. O hedefi, işte bu çok zor, bunu nasıl yapacağım, bir çözümü var. Eğer o sizin aklınıza geldiyse çözümü var. Ve çevrenizdeki kişiler, pek çok kişi yardımcı olmaya çalışacaklar. Benim tavsiyelerim bu kadar. Çok teşekkürler Berin Hocam. Aslında değindiğiniz özgüven konusu bence de çok çok önemli bir konu. Özellikle işte bu eğitim ortamlarında hani erkeklerin işte kadınların üstüne daha yüksek sesle konuşmasına izin vermemek, bu özgüveni hani ben buradayım diyebilmek bence de en önemli özelliklerden biri. Ve hani bunu gösterebilirse kadınların bilindeki rolünün daha önemli olacağını ve daha belirgin olacağını düşünüyorum. Peki Zeynep Hanım, biraz siz bahsedebilir misiniz? STEM alanında, müfredatında hani öğrenciler için hangi ilkelere öncelik verilmelidir? Kadınların bu değerinin anlaşılması için sizce ne gibi değerler aşılanmalıdır? Ben hem Berrin hem Elif Hanım'ın dediklerinin %99'una katılıyorum ve onları tekrarlamak yerine başka bir perspektiften bir yorum katmak istiyorum.
Ben Maker Çocuk kurucusu ve eğitmeni olarak son geçtiğimiz 6 yılda çok fazla Türkiye'de çocuğun teknoloji okuryazarlığı alanında eğitilmesini hedefleyen bir sosyal girişimde onlarla bir araya gelme fırsatım oldu. Şöyle bir gerçek var. Bizim çocuklar yaş grubumuz 5-14 yaş arasındaydı. 14 yaşlara genç yetişkin diyorduk. Özellikle o yaş grubunda net olarak gözlemledim. Okul öncesi yaş gruplarında cinsiyet dağılımı aşağı yukarı %50-50. Yani sınıflara merak, katılım vesaire. Yaş ilerledikçe teknoloji alanında, bir şey üretme alanında, teknolojiyle bir şeyler ortaya çıkarma alanında erkek dominant bir sınıfa doğru geçiyor. Bizim ileri seviyede ProMaker dediğimiz genç arkadaşlarımız oldu. MC Pro dediğimiz işte birkaç sene devam edip hatta işte FRC'lere geçen, ondan sonra robot yarışmalarına giden, kendi girişimlerini yapan. Maalesef %80'i, %90'ı, bazen sınıfların %100'ü erkek olduğu oldu. Bu alanda ciddi bir kültürel problem olduğunu düşünüyorum. Sosyal, kültürel, aileden başlayıp büyük toplumsal resme kadar giden bir şey. Çünkü işte aile bilinçli olsa, ne kadar bilinçli olsa bile toplumda işte kız çocukları işte sen tasarımla, müzikle ilgilen, ondan sonra aman sporunu ihmal etme, öncelikler farklılaşıyor. Önemsemediklerinden değil ama önceliklendirmiyorlar. Dolayısıyla ben eskiden pozitif ayrımcılığa inanmazdım. Gerçekten eşitlikçi bir toplumda pozitif ayrımcılığın yeri olmadığını düşünürdüm. Ve bu yaşadığım süreç içerisinde son 10 yılda bu fikrim tamamen değişti. 180 derece değişti. Ben pozitif ayrımcılığın olması gerektiğine, kültürel bir değişim yaratmak için olması gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda hani bireysel açıdan ne yapabiliriz diye daha çok, yani neler yapabilir kızlarımız, kadınlarımız diye konuştuk en çok, ama ben eğitim politikaları açısından pozitif ayrımcılık şeylerinin, kotalarının yer yer, ondan sonra teşviklerinin, motivasyonlarının yer alması gerektiğini ve bunların sistemde daha fazla çoğalması gerektiğini inanıyorum. İşte bir arkadaşım, desteklediğim bir arkadaşım işte Kızlar Atak'ta diye bir program yapıyor. Onlar işte geçici işçilerin kız çocuklarına yaşam becerileri sunan kamplar düzenliyor. Bir başka arkadaşımız Kızlar Kodluyor diye bir girişim yapıyor. Bütün bunların arkasında destekleyen bir ekipte yer alıyorum uzun zamandır. Ve bu tür projelerin her alanda, sistemin her alanında, teknolojide, bilimde daha fazla olması gerektiğini, daha fazla yaygınlaşması gerektiğine inanıyorum. Bence en önemli, yani eğitim politikası açısından önemli şey o. Onun dışında bir de bireysel olarak bir tek ekleme yapacağım. O da aslında kadın erkek fark etmeyen bir tavsiyem. Fakat kadınların bizim kültürel yapımızda daha fazla boynu bükük olma bu nedenle dolayı ihtimali olduğu için en büyük tavsiyem genç arkadaşlara ve size, hata yapmaktan korkmayın. Çok hata yapın. Hatta çok hata, hızlı hata yapın. Hatalarınızdan öğrenin, üst üste hata yap. Ne kadar çok hata yaparsanız o kadar başarılı olacağınıza inanıyorum. Bence kültürel olarak da bir hata yapmaktan korkma, çekinme. Dolayısıyla aksiyona geçmekte gecikme olduğuna inanıyorum. Ben ona atalet momenti diyorum aksiyonda. Fizikten çaldım. Umarım kızmazsınız. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Zeynep Hanım. Aslında bayağı önemli konuya değindiğinizi düşünüyorum. Hani işte Berin Hoca ve Elif Hoca biraz daha kişisel şeylerinden, kişisel deneyimlerinden bahsettiler ama dediğiniz gibi burada bir kültürel değişiklik olması, aslında köklü bir değişiklik olması tüm herkese, herkesin işine yarayacak, kadınların değerini aslında gösterecek şey olduğunu düşünüyorum. Bu arada son sorumuza geldik. Birazcık zaman problemi yaşıyoruz. Hani,
sormak istiyorum. Size göre sistem alanında çalışan sahip olabilirlerdir. Kadın veya erkek fark etmeksizin düşüncelerinizi öğrenmek isterim çok. Elif Hocam isterseniz sizle başlayalım. Ececiğim sorunu tam olarak anlayamadım. Çok yankılandı o anda. Bir daha söyleyebilir misin? Pardon, durdu mu? Şey, evet, dondu mu? Yani ben çok yankılı aldım sesini. O yüzden anlayamadım. Size göre sistem alanında çalışan bir kişinin sahip olabileceği en değerli özellikler nelerdir? Sistem alanında çalışacak kişi bir kere teknoloji, mühendislik dallarına yani korkmamalı. Bu konulara girmeye korkmamalı. İnsan da neden korkar? Bilmediği şeyden korkar aslında, değil mi? Yani bilmediği bir şey her zaman için öcü gibi gelir, bir kara kutudur, ondan korkmamalı. Bunun için bu kişilerin açık görüşlü olması. Yani aslında herkesin her dalla böyle minik minik stajlar yaparak eğitimi esnasında küçük küçük böyle derslerle her şeyi denemesi gerekiyor. Ardından çünkü sevmeyen bir kişi de yapamaz bunu ama seviyorsa baskılamaması gerekiyor. O yüzden kendisini keşfedebilmesi için ilk etapta bu kişilerin onu denemesi, onunla tanışması gerekiyor. Kodlama alanı olabilir, mühendislik alanı olabilir, matematik, fen bilimleri. Yani STEM genelinde yapılabilecek tüm şeyleri hem öğrenip hem uygulamaya minicik bir şekilde koyabilme yeteneğinin olması gerekiyor. Onun için de tabii ona bazı, sadece o kişide de bitmiyor, olanaklar verilmesi gerekiyor. Ayrıca o kişinin demin Zeynep Hanım'ın da dediği gibi yani hata yapıp hatasından bir şey öğrenebilecek kapasitede olması ve çok sabırlı olması gerekiyor. Sabır da çok önemli. Bir de zaman, hızlı olmak. Bizim aslında ülkemizin en büyük eksikliklerinden bir tanesi ajandayı kullanamıyoruz, zamanı kullanamıyoruz, saat kullanmıyoruz. Yani çok fazla her şeyimiz geç oluyor. Böyle gecikiyor bir şekilde hayatımıza dair şeyler gecikiyor. Onun için böyle gerçekten ajanda kullanımını bu yaşlarınızdan itibaren hayatınızın içerisine yedirin. Günlük notlarınızı alın, işte o programınızı günlük, aylık, yıllık plan program yapın. Tabii ki minik sapmalar olabilir ama insan hayatını gerçekten çok düzene sokuyor. Onun için şey olmasın, yani zamanında çalışmak çok önemli. Moral bozukluğunu oluyor aslında, o motivasyonunuz düştüğü anda bir şekilde kendinizi güler yüzlü olmayı öğretin. Yani hayatta güler, oldu, geçti, bitti, hadi devam ediyorum demeyi öğrenin. Bir de minik bir şey, sonuçta hepimiz, yani kadınların şöyle bir hayatta şey oluyor, biz ileriki yaşlarda anne oluyoruz. Ve anne olduktan sonra da hayatımızda o bir zamanımızı kullanabileceğimiz değerli bir şey, zamanımız bir pasta gibi düşünürseniz, çocuk oldukça fazla bir zamanını almaya başlıyor. O yüzden de hayatınızı güzel planlayın, programlayın ve ama korkmayın. Yani hepsi birden aslında paralel olarak gidiyor. Belki işte çocuğumun o ilk doğduğu yıllarda ben bazı sevdiğim şeylerden, işimle ilgili şeylerden feragat etmem gerekti. İşte Türkiye'ye döndüm en şeysi. Çünkü ben orada tek başıma yapamadım. Eşim de yurt dışında çalıştığı için. Ama ben de şimdi burada biraz böyle yavaşladı rölantiye. Ama şimdi kızım da büyüdükçe şey oluyor. Yani bunların hepsi hayatımızda bir aksaklık aslında getiriyor. Minik şeyler. Ama siz perspektif, yani dışarıdan bakmaya çalışın büyük resme. Tamam ama 5 yıl sonra daha farklı bir yere geleceğim. Onun için ben çalışmalıyım. Bunu seviyorum. Ben işte robot mühendisi olacağım. Robotu seviyorum, programlamayı seviyorum. Yapabilirim, yapacağım da diye giriş yapın ve devam edin. Çok teşekkürler Elif Hocam. Aslında sizin değindiğiniz o planlama kısmı benim ilgimi çekti. Hani o perspektiften düşünmemiştim aslında. Sistem hani kafasında bir insanın bu kadar planlama yapması gerektiğini, hani daha doğaçlama ilerlememek söylediğinize göre mantıklı geliyor bence. Peki Zeynep Hanım, size göre sistem alanında çalışan bir kişinin sahip olabileceği en değerli özellikler nelerdir?
Aslında bir önceki soruda değindiğimiz noktaların neredeyse tümü. Yani Berin Hoca ile Elif Hoca'nın söylediği o kişisel özelliklerin hepsinin olması gerekiyor. Özgüven, şimdi dediğiniz işte planlama, çalışma, yani sürekli çalışma, geriye bırakmama, biriktirmeme. Ondan sonra hata yapmamanın tekrar, hata yapmaktan korkmamanın altını tekrar çiziyorum. Ben bir de özellikle genç arkadaşların hala da bu yaşta da savunuyorum. Her şeyi denemekten korkmamak. Yani bu benim ilgimi çekmez, bu bana göre değil, acaba kendi kulvarımda kalayım. Artık günümüzde her şey multidisipliner. Yani ben sadece kimya ile ilgileneceğim, onun dışında bir şey yapmayacağım deme lüksümüz yok. Çünkü sanatın bir dalıyla ilgilenirsiniz onunla birlikte veya spor yaparsınız, fizikle ilgileniyorsunuzdur. Orada yaşadığınız deneyimin, yaptığınız projeye, çalıştığınız bilim dalına katkı koymama ihtimali artık yok. Çünkü her yerde yaşadığımız deneyimler, tecrübeler, gözlemlerimiz aslında birleşerek bir geniş bir tabandan, geniş perspektiften Elif Hoca'nın dediği gibi bakmamıza faydalı oluyor. Dolayısıyla bol bol gezin, bol bol insan ve hikaye toplayın diyorum herkese. Sadece yerleri değil, insanları ve hikayeleri biriktirmek çok önemli. Berin Hoca'nın dediği aslında aktif networking'in tabanı odur, insan biriktirmektir. Ve bence özellikle STEM alanında ihmal edilen şeylerden bir tanesi iletişim. Yine Berin Hoca'nın dediği gibi bir işi yapmak kadar onu nasıl yaptığınızı anlatmak da önemli. Yapabildiğinizi anlatabilmeniz lazım. Kendinizi iyi ifade edebilmeniz lazım. Yapmak kadar önemli. Yapmaktan daha önemli değil, yapmak daha önemli değil. Ben eşit tutuyorum onları. Çünkü ifade edemezseniz kıymeti bilinmiyor. Dolayısıyla ben tavsiyelerimi burada tamamlıyorum. Teşekkürler Zeynep Hanım. Özellikle yani daha önce de bahsetmiştik ama o bilimin aslında tek bir şeyden oluşmadığını, aslında öbür tüm branşlarla alakalı olduğunu aslında burada siz en iyi anlatabilen kişisiniz. Teşekkür ederiz onun için. Peki Berin Hocam, siz ne düşünüyorsunuz? STEM alanındaki en önemli, en değerli özellikler sizin için ne? Az çok her şeyi söyledik. Elif Hanım da, Zeynep Hanım da, hepimiz az çok aynı şeyleri söylüyoruz. Ben bir iki hatıramı anlatmak istiyorum. Bir tanesi kız talebeler. Ben proje aldığım zaman talebeleri laboratuvarda çalışsın diye alıyorum, işe alıyorum. Ve pek çok talebe geliyor mülakata. Talebelere işte bu saatte $15 diyorum. Erkek talebe genellikle 16 verebilir misiniz diyor. Kız talebe geldiği zaman tamam hocam ne zaman başlayabilirim diyor. Hep aynı şey. Hiç şu ana kadar belki 50 tane kız talebeyi mülakatta çağırdım. Hiçbir tanesi bir tanesi bile kendi değerinin 16 olabileceğini bana söylemedi. Şimdi önemli olan şey kızlar, bilhassa kız öğrenciler kendi değerlerini bilmiyorlar. Ve bir şeyi daha çok istediğiniz zaman değeriniz artıyor. Eğer onu bedava veriyorsanız, belki ben bedava yapmaya zevkle razıyım. Ama ben bu işi bedava yapacağım dediğim zaman kendi değerimi azaltıyorum. Onun için aklımda ne fikir varsa onu 10'la çarpıyorum. Bazıları bana bu olmaz diyor. O zaman siz ne düşünüyorsunuz diyorum. Veyahut da benim değerimi o kadar az mı görüyorsunuz diyorum. Aklımdaki fikir olağanüstü bir sayı ama onun doğru olabileceğini karşımdaki insana ikna etmeye çalışıyorum. Bedava yapabileceğim bir şeyi, zevkle yapabileceğim bir şeyi bir değer biçtiğim zaman bunu kız talebelerin, bilhassa kız talebelerin öğrenmeleri lazım. Benim değerim bu. Ben bunu bedava yapamam. O biliyorum bunu söyleyebilmek zor. Ve o işi yapmak istiyorsunuz, bedava yapmaya razısınız ama benim değerim bu, benim yaratıcılığım bu. Bu çok önemli ve bir şey hata olduğu zaman biz genellikle hatanın üzerinde kültür olarak duruyoruz.
Burada mühendislik bölümünde öğrenciler bir imtihana giriyorlar mezun olmadan önce, dördüncü sınıfta veya mezun olur olmaz, olur olmaz. Bu imtihan talebelerin bilgilerini ölçüyor ve mühendis olarak çalışabilirler veya çalışamazlar. Yani iş buluyorlar ama daha ilerleme potansiyelleri oluyor geçerlerse. Ve imtihanı 3-4 defa alabiliyorlar geçene kadar. Talebelere söylüyorum ben, bilhassa kız talebelere, imtihanda kalırsanız kalmak mümkün. Hepimizin her şeysi her başarıyla son bulmuyor. Kalmak mümkün ama bu imtihanı sen kendin için alıyorsun. Kimsenin bu imtihanı faydası yok. Bir tek sana faydası var bu imtihanı geçerken. Onun için eğer kalırsan veya imtihanı ne zaman alacağını kimseye söyleme. Eğer kalırsan imtihan nasıl geçti diye millet sana soracak diyorum. Kalırsan kimseye söyleme ama geçersen, burada Rolodex vardı eskiden, open your mailbox. Kimi tanıyorsan, kimi de tanıyorsan herkese yazacaksın. İmtihanı geçtim, çok bu konuda çok proudum. Büyük bir accomplishment yaptım. Bilmenizi istiyorum. Onun için en ufak başarıyı bile borazanla büyütmüyorum. Herkese yayacaksınız. Bu çok önemli. Hiçbir zaman ben böyle humble olmayacaksınız, mütevazi olmayacaksınız. Bu şekilde kendi kendimizi köreltiyoruz. Başarımızı borazanla her gördüğümüzde, bugün çok sevinçliyim, çok sevinçli bir haberim var. Hemen onu yayacaksınız. Bu çok önemli bence. Çok teşekkürler Berrin Hocam. Aslında Zeynep Hanım'ın da bahsettiği konuya siz de bir daha değinmiş oldunuz. Yani burada aslında yapmak istediğimiz şey... bu insanların hani kendi başarılarını başkalarına göstermesi ve bu şekilde özgüvenlerini arttırması. Bu şekilde peki size son bir artık hani kapanış cümlesi olarak tek bir cümleyle tek yani insanlara vermek istediğiniz, kız çocuklarına vermek istediğiniz bir mesaj olsaydı ne olurdu? İsterseniz Elif Hocam sizden başlayalım. O zaman şey diyeyim. Korkmayın, hiçbir şeyden korkmayın, çekinmeyin ve gözünüzün önündeki şeylere biraz daha net bakın, daha dikkatli bakın. Çünkü o kadar çok şey gizemli ki, hala bilinmedik şey var ki. Dikkatli bakın, orada keşfedilmemiş şeyi bulmaya çalışın. Zaten kadınların sezgileri çok kuvvetli, 1-0 öndesiniz bu konuda. Dediğim gibi o farkı görünce de onu yapmaktan korkmayın, üstüne gidin. Teşekkürler hocam. Zeynep Hanım siz? Hata yapın. tekrar. Bir de yaparak öğrenmekten korkmayın. Yani her şey yaparak öğreniliyor. Bilgi yapınca, deneyimleyince, hayata geçirince, uygulayınca kalıcı oluyor. Dolayısıyla bol bol okuyun, bol bol... dersler alın, yeni bilgilere kendinizi maruz bırakın ama deneyimlemek, yani deneyim biriktirmek özellikle çok fazla önemli. Mümkün olduğunca onları hayata geçirmeye çalış. Berrin Hocam? Benim tavsiyem, daha önce de Zeynep Hanım bahsettiği gibi, karşımıza çıkan engeller her zaman engel değil. Hatalarımız her zaman hata değil. O hatalar bizi daha kuvvetli, daha yaratıcı yapıyor. Daha iyi çözümler bulmamızı zorluyor. Bence hata yaptığım zaman veya birisi bana bir hatamı hatırlattığı zaman kendim gözümden kaçmış oluyor. Yani yazdığım bir şey düzelttiği zaman memnun oluyorum. Herkes memnun olmuyor bu hataları söylendiği zaman. Ama ben memnun oluyorum ve bir daha aynı hatayı yapacağım zaman düşünüyorum. Bunu geçen sefer böyle yaptım, bu sefer böyle yapayım. Benim tavsiyem o. Hatta Zeynep Hanım'ın dediği gibi engelleri bir şekilde bizi yaratıcı olmaya zorluyor. Her engelin bir anlamı var hayatımızda. Bu noktaya hep yokuş aşağı giderek gelmedik. Bazen yokuş yukarı, bazen yokuş aşağı. Ve önemli olan o günü bir şekilde hala hedefe doğru giderekten geçirebilmek. Benim tavsiyem bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Aslında bugün size panel olarak benim soracağım sorular bu kadardı. Çok çok teşekkür ederiz cevaplarınız için. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Sizin aslında yıllar boyunca
işte bu bilim alanında çalışmış insanlar olarak deneyimlerimizi duymak benim için hani gelecekte ben de bilimle uğraşmak istediğim benim için çok değerli oldu. Yalnız konferansı bitirmeden eğer siz de bu duruma açıksanız ziyaretçilerden de soru almak istiyoruz eğer isterseniz. O zaman katılımcılar şey yapabilir yani el kaldırabilir ya da reaction gösterebilir. Biz hani size söz veririz sorunuzu sorabilirsiniz o şekilde. Ha, tamam sorabilir miyim? Tamam soruyorum. Öncelikle Beril Hocam, Elif Hocam ve Zeynep Hocam paylaşımlarınız için çok teşekkürler. Hepsi çok güzeldi. Benim sorum Ece'nin sorduğu ikinci soru olan cinsiyet farkı ile ilgili olacak. Şimdi şöyle senelerden beri yani çok eskiden beri kadınlar hani böyle bir cinsiyet ayrımına maruz kalıyorlar ama eskiden istatistikler vardı hani bilim alanında kadınlar daha az yoğunlukta olduğu için ki şu an hala öyle ama artıştayız. Ve hani hala sizin dediğiniz gibi atıflarda bulunuyor işte kadınlar bazen bunu böyle yapıyorlar vesaire falan. Hani sizce bu artık bir alışkanlık mı böyle atıfların yapılması yoksa insanlar hala inanıyor mu kadınların bu alanda geri olduğuna? Bir de hani alışkanlıksa ne zaman bırakılacak bir alışkanlık yani hiç bırakılacak mı onu da bilmiyorum. Yani ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Onu soracaktım. Ben Rana'ya çok güncel bir örnek verebilirim. Benim eşim makine mühendisi ve bir enerji sektöründe bir fabrikada üst düzey yönetici yani bir işletmede üst düzey yönetici. Geçen hafta stok müdürü alacaklardı. İşte o akşam eşim geldiğinde CV'lerden bahsetti. Bugüne kadar dedi o kademeye kimseyi almamışlar. Hep dedi erkekler tercih edilmiş. Sadece dedi sekreter hanım da sadece erkek başvurularını göndermiş kendisine. Eşim demiş ki kadınlar varsa onu da gönder demiş. Böyle bir garip bakmışlar yani stok müdürünün. Çünkü fabrikaları gezmesi gerekiyor, stokları kontrol etmesi gerekiyor. Enerji olunca da işte türbin gaz santraline ait pompaydı şeydi. Biraz hakim olması gerekiyor konuya. Sonra neyse eşim hepsiyle mülakat yaptı bir hafta boyunca. Akşam cuma günü geldiğinde dedi ki yani dedi kızların hepsi o kadar cabbar ki dedi işi dedi kıza verdik dedi. Yani o kadar dedi kendilerini ifade ediyorlar o kadar eminler o kadar güvenliler ki dedi. Yani o da birazcık şaşırmış aslında çünkü bu pozisyon biraz daha erkeğe uygun olarak düşünebilecek bir pozisyon. Ama biz dedi hep beraber dedi o işi dedi yani sadece o seçilen hanım da değil pek çoğuna yani birkaç kişiye birden. O yüzden ben Rana'cığım o kadar şey olduğunu düşünmüyorum. Yani zaten bu kültürle yetişen erkekler de şu anda hani yani şu anda yönetici pozisyonundakiler de aslında 40'lı 50'li yaşlardaki kişiler de biraz eğitilmiş olarak geldiklerinden dolayı siz daha iyi bir dünyada işe gireceksiniz ve çalışacaksınız, çalışma ortamı bulacaksınız. O yüzden ben çok olumsuz bakmıyorum bu duruma. Bu güncel örnek de beni umutlandırdı aslında. Çok umutlandırdı. Ben de eşimi tebrik ettim aslında bu konuda yapmış olduğu iş alımındaki öncü davranıştan dolayı. Evet, benim söyleyeceğim bu kadar. Çok teşekkür ederim. mikrofonumu açamadım da çok teşekkürler. Başka sorusu olan sanırım chatten İnan'ın bir sorusu vardı. İnan senin sorunu alabiliriz. Şimdi benim abim mühendislik okuyordu. Bıraktı o. Yani bunun gibi başka şeylere şahit oldum. Bir abim vardı, o da mühendisliği bitirdi. Başka bir alanda çalışıyor, reklamcılıkta. Yani şunu merak ediyordum. Acaba Türkiye'deki problem aslında hani Hollanda'da kadınların mühendis okuması, okumaması yönünde bir algısal bir şey yaratılması gibi. Erkeklerin de mühendislik okuması
yapılmasına yönelik olabilir mi bir problemde? Aslında yani çok mu acaba erkeklerin mühendislik okuması isteniyor da o yüzden bu kadar erkek mühendislik okuyor? Çünkü sayısal bölümlerde de benim mesela çoğu arkadaşım sayısal okuyor ve o okumayı düşünüyor daha çok. Öyle bir soru. Ne olur cevap verebilir miyim? Oğlum mühendis olacak diye gelen velilerle uğraşmaktan. Yani evet, kesinlikle böyle bir şey var. Kızım şey olacak, ne bileyim işte sanatla ilgileniyorsa iyi müzik yapacak, yok moda iyi tasarım yapacak falan. Erkeklerde de oğlum mühendis olacak fikri ailelerde çok fazla var. Bu şey... jenerasyon aşağı indikçe, yani anne baba yaşı küçüldükçe daha az olmaya başladı ve anne babalar daha fazla bilinçlenmeye başladı. Bence yeni neslin o anlamda daha şanslı. Ama Rana'nın sorusuna da senin soruna da cevaben nerede, hangi coğrafyada doğduğunuz çok fark ettiriyor arkadaşlar. Yani siz çok siz elitsiniz. Yani eliti pozitif anlamda söylüyorum. Şanslı, fırsatları yakalamış ve onları kullanan bir ekipsiniz. Bu fırsatlara hiç ulaşamayan çocuklarımız çok fazla var. Ve onların aileleri ne kadar sosyokültürel olarak farklı yerlerden olurlarsa olsun önyargılar çok fazla, özellikle bizim memlekette. Evet, yani erkek çocukların mühendis olması, kız çocuklarının diğer yani dallara eğilim göstermesi alanında inanılmaz bir teşvik var. Onun dışında ama bununla birlikte başka bir paradigmanın da çok fazla etkili olduğunu düşünüyorum, eğitim sistemi. Yani sadece aileler değil, aşı modeli var. Eğitim sisteminde ezbere dayalı, üniversiteye kapağı atayım, başka da bir şeye gerek yok mantalitesi var. Yani bu her yaşta anne babadan çocuğa kadar artık sirayet etmiş bir durum. Ne istediğinizi bilmeden üniversiteye giriyorsunuz. Yani gerçekten yapmak istediğiniz mesleklere dair bir fikriniz yok. Yani o bölüm iyidir, o bölüm işte Boğaziçi bilmem ne, bilgisayara girersem iş bulurum, para kazanırım. Önceliğiniz bilgisayar mühendisliği, ne iş yapar, ben bilgisayar mühendisi mi olmak istiyorum işte ya da makine mühendisi mi olmak istiyorum, gerçekten bu mesleği yapmak istiyor muyum sorusuyla hiç karşılaşmadan çocukların üniversiteye o bölümlere girmesine sebep oluyor. Dolayısıyla yani bir nevi bence orta ve lise yıllarında gerçekten de o üniversiteden dolayı hayatta gerçekten ne istediğini bilmeyen çocuklar yetişiyor. Üniversitelerde aslında meslek öğrenme değil, yüksek okul, yani bir nevi aslında lisede alması gereken eğitimleri çocukların üniversitede vermeye çalışan yüksek okullar gibi işlev görmeye başlıyorlar. Bu sefer de meslek eğitimini orada alamıyor çocuklar. Bir daha işte üstüne masterlar, bir şeyler yapmak zorunda, kendini geliştirmek zorunda. Hatta yaparken mesleği içeride deneyimlerken öğrenmek zorunda kalıyorlar. Bence sistemsel olarak da ciddi bir sorun var yani. Ben de katılıyorum kesinlikle Zeynep Hanım'a bu konuda. Bir de şöyle, yani mezun olduktan sonra da öğrencilerimizin %70-80'i aslında mesleği yapmıyor. Ve ülkemiz açısından da çok büyük bir kayıp bu. Benim zamanımda mezun olan arkadaşlarımın %60-70'i bankacı olmuştu. Kimya mühendisliğinden mezun olan kişilerin. Bu tüm mühendisliklerde öyleydi. Yani 2000'li yılların başında böyle bir bankacılık furyası vardı mesela. Mühendislerin çoğu oraya kayıyordu. Ya da mezun olan arkadaşlarımızın çoğu katalog mühendisi olarak çalışıyorlardı. Ne oluyor? Yurt dışından bir ürün geliyor, ürünü satıyor. Onun işte satış pazarlama ekibine giriyor. Zeynep Hanım'ın dediği gibi en büyük sıkıntı aslında üretim ayağında, biz Ar-Ge ayağında çok zayıf kaldığımız için kendi ürünlerimiz olmuyor. Onun için fabrikalar yok. Fabrikalar olmadığı için üretim yok. Üretim olmadığı için de işte gelen ürünü sadece satan kişiler oluyorsunuz. Ya da başka yönlere kanalize olmaya bir şekilde sistem sizi zorluyor da.
yani erkek olunca illa mühendis olacaksın algısı da bir şekilde kırılmaya başlandı aslında. Değişik iş olanakları sağlanarak. O yüzden hani bir de tanıtım günleri var artık. Yani bizler biraz daha kör giriyorduk seçtiğimiz şeye. Öğrenciler biraz daha bilinçli. İşte otobüslerle bize, yani şimdi gelecek hafta gene tanıtım günlerimiz başlıyor mesela İTÜ'de. Sürekli ve öğrenciler yani inanın dersliği bile görmek istiyor. Pandemide biz o kadar zorlandık ki öğrenciler gelip oradaki dersliği görmek istiyorlar. Biz hadi hocalar gittik pandemide, işte okul açıldı, gezdirildi onlar falan, zaten sıkıntılı bir süreçti. Böyle hani biraz daha bir tık daha bilinçli ekip, nesil geliyor gibi düşünüyorum ben. Peki, zaman çok almayayım ben de. Çok teşekkür ederim. Bir ilave yapabilir miyim? Tabii. Öğrenciler genellikle mühendisler bilhassa. Mühendisliğin ne olduğunu, mühendislerin ne yaptığını bilmeden mühendisliğe geliyorlar. Bana pek çok talebe geliyor. Dördüncü sınıf talebesi mezun olacak. Hocam inşaat mühendisliği, inşaattan mezun olacak. Bana göre olup olmadığından emin değilim. Dördüncü sınıf talebesi. Soruyorum, biraz geç değil mi? İnsanların veya öğrencilerin küçük yaşta değişik mesleklerin ne yaptığını, o mesleğin sizi nereye getireceğini ileride. Çünkü o meslekte hayatınız boyunca kalacaksınız. Onu bir şekilde kendi kafalarında canlandırmaları lazım. Kız talebeler, ben lisedeyken, ortaokuldayken el işi, erkek talebeleri başka bir tahta kesecek, başka bir derse gidiyorlardı. Öyle bir şey yok. Ben de laboratuvarda çalışıyorum. Benim de eşim makine mühendisi. Ben de az çok aynı mühendislik işlerini yapıyorum. Kendimizi o ortamda görüp ve oraya uyduğumuzu kafamıza koymamız lazım. Genç yaşta, üniversiteye girmeden önce. Tabii aileler çocuklarının doktor olmasını, mühendis olmasını istiyorlar. Ve benim pek çok sınıf arkadaşım Orta Doğu'dan, bir kısmı müzisyen oldu. Bir kısmı satıcılık işleriyle uğraşıyor, mühendis olarak değiller. Hepsi çok akıllı, çok başarılı insanlar. Yani başarısız olarak görmüyorum. Ama orada o giriş imtihanında belli bir yeri, girişi başka birisi mühendis olarak çalışabilecekken orayı, o chair'i, o sandalyeyi tuttular. Beni üzen o. Eğer bir şey size uygun değilse onu zaten biliyorsunuz üniversiteye girmeden. Bu bana mesela doktor arkadaşım vardı, kan görmekten hoşlanmıyordu. Doktorluk yapmaktan vazgeçti. Bu uzun doktorluk eğitimi, uzun bir kan görmekten hoşlanmadığını insan çok önceden biliyor. O doktor olduğu zaman bilmiyor. Onun için bazı şeyleri kafamızda öğrenciyken, genç yaştayken, bilhassa ailelerin bu meslek bu işi yapar, bu kadar, bu işi yapacaksın, bu ortamda kalacaksın. Belki her gün zevkli bir gün değil ama bu iş. Müzik çalmak kadar zevkli değil belki. Ama onların da kendilerine göre bazı zorlukları oluyor. Benim ilavelerim bu kadar. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz cevaplarınız için. Bir de Canan Tekin'in de bir sorusu olacaktı. İsterseniz hızlıca onu da alabiliriz. Ben hemen şeyi soracaktım. Biraz bu konulardan alakasız da şey diye önceden konuşmadan geçmişti. Mesela ben hep şeyi gözlemlerim. STEM alanlarında genelde mesela erkekli kızlı gruplar oluyor. Mesela erkekli kızlı gruplarda olunca kızlar, kadınlar veya konuşunca böyle bazen bir şey mesela yanlış deyince veya herhangi bir hata yapınca hani o kadar hedefe alınıyorlar ki bazen hani böyle biraz daha cesaretleri kırılıyor. Böyle durumlarda mesela ne yapmamız gerekiyor? Sizin herhangi bir tavsiyeniz veya böyle bir durum atlattığınız oldu mu? Bunu ben söyleyeyim, Zeynep Hanım'ın söylediği şeyi tekrarlayacağım tekrar. Hata yapmaktan korkmayacaksınız. Hatalar geçici ve ne kadar çok iş yaparsanız o kadar çok hata yapıyorsunuz ama o kadar da çok başarıya ulaşıyorsunuz. Birisinin sözü var, başarınızı iki katına çıkarmak istiyorsanız ne
o öyle mi düşünüyorsun? Senin daha konuya devam diye devam edeceksiniz. Yani hiç vazgeçmeyeceksiniz. Ya yani gülüp geçeceksiniz. Üzerinde durup bana bunu söyledi. Niye onu söyledi? Onu düşündüğünüz zaman kaybediyor. Onu hemen kafanızdan geçirip bundan sonraki item ne diye bakacaksınız. Bundan sonraki neyi yapacağız diye düşüneceksiniz. Onunla vakit kaybetmeyeceksiniz. Bir ekleme yapabilir miyim? Kesinlikle diyorum. Aynen. Yalnız bir düzeltme yapacağım. Ben geçtiğimiz 5-6 yıl içerisinde çok fazla jürilik, mentörlük, işte yarışmalarda, fikir yarışmalarında genç arkadaşların fikirlerini beyan ettiği, sunduğu ortamlarda bulunma fırsatı yakaladım. Erkekler de aynı. Yani öyle üstüne sen hata yaptın vesaire gibi bir, yani senin demin bahsettiğin gibi bir şeyle karşılaştıkları zaman bence kadınların, kızların erkeklerden farklı reaksiyon gösterme durumu yok. Sadece sinme. Yani sinmeyeceksiniz. Orada hayır ben böyle düşünüyorum ya da yanlış düşünüyor olabilirim, o zaman doğrusunu gerçekten doğru bildiğini savunmak veya eğer emin değilsen bildiğini öğrenmeye açık olduğunu ifade etmek konusunda ısrarcı olmanız gerekiyor. Yoksa yani bir kere sinmediğiniz anda zaten kimse üstünüze çıkamıyor. Ve bence daha güzel iletişim kuruyor kızlar. O konuda da Elif'e katılıyorum. Yani en komplike robotu yapan takım full erkekti. Hiçbir şey anlatamadılar Farsi'ydi. Ama kızlar bir güzel anlattılar. Ondan sonra full kız olan bir takım, o kadar iyi robotları yoktu. Yeni katılmışlardı. Ondan sonra o kadar güzel anlattılar ki çok güzel bir ödül aldılar. Ve biz o iki takımı eşleştirdik. Bir arada çalışma fırsatı yakaladılar. Birbirlerinden öğrenecek çok şey olduklarını erkekler de kızlar da çok güzel fark ettiler. Kız meslek lisesi, erkek meslek lisesi. Böyle çok güzel örnekler görüyorum. O yüzden umutluyum. Cevaplarınız için çok teşekkür ederiz. Sanırım son bir soru alabiliriz. Erkan Hocam, sanki sizin bir sorunuz olduğunu görmüştüm. İsterseniz siz sorabilirsiniz. Soru değil, sadece teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Tamam, o zaman biz teşekkür ederiz. Okan Hocam, siz de bir şeyler söylemek ister misiniz kapatmadan önce? Çok teşekkürler Deniz. İyi akşamlar herkese. Çalışma arkadaşlarıma, konuklarımıza, öğrencilere, ailelere. Yani gerçekten bu akşam çok hayatımıza dokunan bir akşam oldu. Tüm konuklara teşekkür ediyoruz. Berin Hanım, bundan sonra herhalde ne zaman bir astronotu su içerken görsek bu topraklarda yetişmiş bir kadını hatırlayacağız. Elif Hanım, Hollanda'yı hep şöyle biliyoruz. Kadınların da bilime erkekler kadar katıldığı bir ülke, ama sizi de Hollandalıları bile şaşırtan bir kadın olarak hatırlayacağız. Zeynep Hanım, toplumsal iyilik için elimizi taşın altına koymak gerektiğinde, eğer bunun için tereddüt edersek öyle bir eli olmayanları, taşın altına koyacak eli olmayanları hatırladıkça eminim o tereddütümüz üzerine bir daha düşüneceğiz. Mesajlarınız çok değerliydi. Bugünü tabii yaşamamızı sağlayan bu unutulmaz günü öğrencilerimiz, çalışma arkadaşlarımız var. Ben izninizle biraz zaman alacak ama onları da tek tek anmak istiyorum. Deniz Uzun öğrencilerimiz, Deniz Uzun, Ece Deniz Doğramacı, Yağmur Öztürk, Sera Göksal, Gökçe Gözek, Iris Benardete, Arman Asaboğlu, Tuluan Kosova, Alp Altınbaşak, Begüm Bulgurluoğlu, Defne Sarfati, Debi Ahitop, Defne Merve Keçeci, Hazal Kara, Lal Zeynep Nizam, Sude Ersoy, Tansa Günerhan, Selin Ünay, Ela Salcı. Gördüğünüz gibi bayağı da kalabalık bir ekip var. Güzel işler, güzel emeklerle oluyor. Tabii ki bu güzel buluşmalar öğrencilerimizin yaptığı iyi bir mentorlukla, iyi bir destekle, iyi bir yönlendirmeyle oluyor. Onları yönlendiren öğretmenlerimiz Mahir Hoca'ya, Sevinç Hoca'ya, fen bilimleri öğretmenlerimize de
bu akşam için çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim dinlediğiniz için. Çok teşekkür ederiz hocam. O zaman değerli konuşmacılarımız, böyle özel bir konuda bizi kırmadığınız, zamanınızı ayırdığınız ve fikirlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Bugün burada bizlere rol modeller oldunuz ve eminim ki bu çalışmayla birçok öğrencinin de hayatlarına dokundunuz. Ne yazık ki bu çok keyifli konferansın, buluşmanın sonuna geldik. Değerli konuklarımız, size de bu konudaki duyarlılığınız ve bugün burada olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. İyi akşamlar herkese. Çok teşekkürler herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Ellerinize sağlık.